Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çocukları şimdi okula götürüyoruz. Hazırlanıp çıkacağız. Baba! Ne oldu? Şey, ödevini aldın mı? Aldı. Cebinde değil mi Şafak? Baba! Efendim? Ben katilini buldum! Nerede bir hırka vereyim? Serin olur değil mi? Evet, serin. Ha? Al sana. Gel, hadi çıkın kapının önüne. Sen takacaksın mı o gözlüğü Tanay? Evet. Tamam, kapıda bekle, biz de çıkalım. Baba, karavana geçsin. Ben hemen akşam geçsin. Baba, ben buraya kalacağım. Şafağı bıraktık. Şimdi Tanay'ı sınıfına götürüyoruz. Tanay da böyle artist okula gidiyor. Tanay, bakayım sana. Geçiyor. Sonra bir kahve içmeye gittik. Zamanımız var diye biraz çarşıyı dolaştık. Şöyle Kart Factory diye bir mağazadan öğretmenlere bir şeyler aldık. Haftaya okullar son çünkü. Şafak'ın sınıfı perşembe günü kapanıyor. Tanay'ın sınıfı da bir gün öncesinden çarşamba günü kapanıyor. Hatta mezuniyet töreni yapacaklarmış. Yani mezuniyet partisi, pardon, tören değil. Mezuniyet partisi yapacaklarmış. Bizi de davet ediyorlar. 15 dakika önceden çocukları almaya 15 dakika kala biz de katılabilirmişiz. Çocuklara yiyecek bir şey de getirebilirsiniz diyorlar. Biz büyük bir ihtimal maskeli oluruz. O yüzden yanımıza biz yiyecek içecek bir şey almayız herhalde. Amazon'dan Tanay için, Tanay'ın doğum günü geliyor. Tanay'a şey ısmarlamıştık. Ne onun adı? Gitar ısmarlamıştık. O geldi bugün. Hatta pazar günü gelecekti. Erken bile geldi. Bence bu şekilde paketleyelim Cengiz. Şu büyük paket fazla paket çıkar bize. 23 küsür de herhalde. O kadar bir şey ödedim. Küçük tam Tanay'a göre. Abisinin gitarına çok hevesleniyor. Onun doğum günü de yaklaştığı için Tanay'a doğum günü hediyesi olarak böyle bir şey aldık. Açıp bakalım. Şöyle bir tane gitar aldık. Aslında bunun içinde defter falan da gözüküyor ama defter ayrı mı satılıyor? Şöyle bir de askısı var. Bunu fazla açmayayım. Aa, evet, defteri de varmış içinde. Şöyle nota defteri var içinde. Şimdilik böyle bir gitar aldık. Bakalım başka ufak tefek yine bir şeyler alırız Tanay'a.
Bunu aynı şekilde yine içine koymam gerek. Çünkü göstereyim diye acelece davranıyorum. Göstereceğim diye şu şekilde bir gitar. Ufacıcık 8 tane teli var. Güzel. Tekrar şimdi bunu kaldıracağım. Kanal görmesin. Evet, öğretmenler için de şöyle not defteri aldık. Bu Şafak'ın öğretmeni için, erkek öğretmeni. Diğer öğretmenler kadın öğretmen. Onlara da böyle bir renkten aldık aynısı. Şöyle not defteri aldık. İçinde not defteri. Şöyle kalemi de vardı yanında. Bunların tanesi 1.50 idi. Sonra böyle öğretmenlere özel teşekkür çikolataları çıkarmışlar. Hepsine birer tane aynısından aldık yine. Ondan sonra da şöyle paket aldık. İçlerine hediyeleri koymak için şu şekilde. Bir de daha teşekkür kartları var. Onlara da bir şeyler yazsınlar. Öyle koyacağım. O şekilde koyacağım onları içine. Bu büyük kartonu atacağız. O fazla büyük. Diğer kartondan çıkarmadık Tanay'ın hediyesini. Onu o şekilde paketleriz. Ne yapıyorsun Şahat? Buralar darmadağınık. Buraları toparlayalım değil mi? Tanay da dışarı çıkınca bir taş hastalığı. Taş topluyor dışarıdan. Bunları yıkadık. Tabii her getirdiğini yıkıyoruz da. Şu çoraplar kirli mesela. Bunların hepsini Tanay'ı aldık okuldan. Bulamıyorum. Tanay nerede? Tanay'ı okuldan aldık. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Saat 12 olması lazım değil mi? Biz kahvaltı. Ben zaten geç kahvaltımı geç yapıyorum. Cengiz de bana uydu bugün. Kahvaltı yapmadı. Geldi ya. Tanaycığım ne yiyelim annem? Kahvaltı mı yersin? Zaten kahvaltı var, salata var, sandviç var. Güzel bir ortam. Dışarıda hiç yer yok. Dışarı oturalım dedik ama içeri geldik. İçerisi de bayağı güzel bir yermiş. Kaşıklarımızı şöyle bir şeyin içine getirdiler. Kaşık ve peçetelerimizi. Cengiz çıkardı bile ben göstermeden. Önemli değil, önemli değil. Şu şekilde kaşığı böyle bunun içinde getirdiler servise. Tanaycığım. Şöyle, ay burada yapışkan bir şey varmış, yapıştı. Biri şeker, biri şekere çok dökmüş senin gibi herhalde. Baksana nasıl yapış yapış olmuş. Şöyle çayımız geldi, İngiliz çayı istemiştik zaten. Şöyle. Bir tane şey yapalım, bardak tutayım mı? Yo, bence öyle yapsın. Ağzı geniş. Bence tamamdır Cengiz. Güzel tut, tamam mı?
çanta. Çay çanta demlen için. Aa böyle. Normal çay koymuşlar bunun için. Değil mi? Evet. Tea bag değil. Biraz daha bekleseydik demini alsaydı. Değil mi? Biraz beklesemeydik çayı hemen doldurduk. Biraz açık geldi çünkü. Şöyle kahvaltımız da geldi. Ben böyle vegetarian breakfast aldım. Cengiz de vegetarian breakfast aldı. Sana da böyle green bagel aldık. Avokado, yeşillik ve altında bagel var. Bu şekilde. Aferin oğluma. Şöyle de beans fasulye geldi yanına. Bunu böyle ayrı koymalara daha iyi. Tabakta akıyor, diğerlerine bulaşıyor ya. Bu şekilde ayrı olması daha. Tanay ne yapıyorsun Tanay? Tanay ne yapıyorsun Tanay? Otur güzelce. Otur. Biz eve döndük. Şimdi Yonca'yı izliyordum ben de. Ay yoruldum. Şöyle kıyma çıkardım. Köfte yapacağım gene akşama. Kıymayla başka bir şey yapsam çocuklar yemiyor. En iyisi köfte çocukların yediği. Değil mi Cengiz? Cengiz de çaya devam. Çay demlemiş. Vay ta. Çay mı? Olmaz. Aşkım benim. Cengiz benim koltuk tepsilerim vardı. Onlar nerede? Dolabın üstünde herhalde. Koltuk kenarına tepsi almıştık ya. Ya da şuraya da koyalım. Kıyma çözülmüştü. Şimdi onu yoğurdum. Hemen dolaba kaldırdım. Cengiz de şafa almaya gitti. Pişirme yemek zaten yemek saatine kadar da kıyma biraz dinlensin köfte. Ondan sonra onu pişirip yiyeceğiz. Dünden makarna yapmıştım. Çünkü bol bol yapmıştım. Hatta özellikle bugüne kalsın diye. Öyle de oldu zaten kaldı. Yanına da makarna var. Bilmiyorum sebze salata bir şeyler bakacağım artık. Gene yanına bir şeyler ekleyeceğim. Dün de Tanay'ın öğretmeni mesaj yollamıştı. Çocukların çantasına bir tane poşet koyun. Okulda yaptıkları çalışmalarını eve yollayacağız diye. Böyle poşetin içine yaptığı çocuklar bazen ara ara resimlerini yolluyorlardı. Ama bu en son kalanları yollamışlar gene herhalde. Şöyle yaptığı çalışmalar var. Şöyle resimlerini falan yapıştırmışlar Tanay'ın. Herhalde o panolarına yapıştırıyorlar resimleri. Bu panodaki resimleri sökmüşler galiba. Bunlar onlar büyük bir ihtimal. Üzerinde tarihi var. Mesela 3. ayın 23'ünde böyle bir şey yapmış Tanay. Ondan sonra şöyle bir defter. Şafağın da defteri vardı. Bütün çocuklara yapılıyor. Bütün okullarda aynı sistem var herhalde ki. Çünkü Tanay nurserideyken, kreşteyken başka bir okuldaydık biz. Onun da böyle bir defteri vardı. Şöyle işte yaptıkları şeyler. Öğretmenin de zaten böyle noktalama yapmış ki bir nokta birleştirme yapsın diye. 10. ayın 12'si. Hepsinin tarihlerini atıyorlar. 10. ayın 1'i. Şimdi ben diyorum ki bunları da bunun defterin içine yapıştırayım diyorum. Şafağın defteri de hala duruyor. Saklıyorum. Tanay'ın defterini de saklamak istiyorum. O yüzden bunları da böyle sayfa sayfa yapıştırayım diyorum. Şöyle kuyla. Çocuklar okul resmi de çektiler. Bütün sınıf ve kendi sadece kendi resmi ve diğer sınıf arkadaşları ve öğretmenin resmini. 2 hafta oluyor zannediyorum. Ama hala gelmedi resimler. Bıraktım çizgi filmi Tanay içeride. Bu da zor çıkıyor. Zor dökülüyor yapışkan. Buraya da güya Tanay böyle cookie çizmiş, kurabiye çizmiş. Bu da muzmuş. 4. ayın 21'i yapmış bunu. Bu da buraya sığmayacak herhalde. Neyse şöyle olsun. Şöyle olsun.
Akşam yemeğimiz hazır. Şöyle köfteleri kızarttım. 2 kase yoğurt koydum. Birini benle Tanay paylaşırız. Birini de Şafak'la Cengiz paylaşır. Şöyle turşu çıkardım. Köfte ve makarna dünden bol bol yaptım dedim ya. Bayağı arttı. Ben normalde komple bir paketi yapmıyorum ama bugüne de kalsın diye yaptım. Şöyle salatayı hazırladım. Ondan sonra bu kadar. Benim sabahımda bu salata ve ton balığı var. Ben bunu yiyeceğim. Hatta daha aç değilim ama çocuklar parka gitmek istiyor. Bari dedim hemen kızartayım yiyelim. Onları parka götürelim. Hatta Tanay'ı zor ikna ettik. Şimdi yemeğimizi yiyip onları parka götüreceğiz. Çünkü park istiyorlar durmadan. Benim tabağımda bu şekilde. Çocuklara ve Cengiz'e de böyle hazırladım. Şimdi akşam yemeği zamanı. Evet, sonunda parktayız. Tanay abisini sallıyor. Aslında Şafak Seksek'te Cengiz'i geçiyordu. Cengiz onca kiloya rağmen pes etmiyordu. Üçteyim değil mi? Üçte misin? Tanay nerede acaba? Aa, Tanay buradaymış. Hello aşkım. Nasıl da sekiyordu. Şimdi eve geldik. Ben kendime bir tane kahve yapıyorum. Canım çok kahve çekti. Ay ay. Popcorn yaptım şimdi. Çocuklara da bir çizgi film açtık. Sinema keyfi yapalım diye eve getirdik zaten. Yoksa parktan çıkmayacaklardı yani. Sinema keyfi yapacağız, popcorn yapacağım diye parktan çıkardık anca. Sözümde durmam lazımdı. Hemen popcorn yaptım. Kahvemi alıyorum. Cengiz de bilmiyorum ne içiyor. Su kaynattım. Belki o kendine bir T-Bex yapar bilmiyorum. Şunu çocuklara vereyim.